Darıca'dan selamlar. Ben Mualla. Bugün sizlere Feverbush Hamelia patens isimli başka bir deyişle Türkçe isimleri ateş çalısı, yangın çalısı ya da kızıl saç olarak bilinen çiçeğimi tanıtmakla başlamadık. Tabii önce güzelliklere şöyle bir kadraj tutayım dedim. Bir gözünüz, gönlünüz şenlensin. Evet, bugün 25 Ekim 2024 çarşamba, cuma. Çarşamba da nereden geldi? Şöyle bir bahçeye genel olarak baktıktan sonra, evet, sonbahar mevsiminde bahçe rengarenk. Neden? Her dönem renkli olan çiçeklerden ektiğimiz için. Bazı çiçekler sadece ilkbaharda renkleniyor, açıyor. Bazıları dönem dönem ilkbahardan kışa kadar açar. Bazıları da yaz ortasında açanlar, başlayanlar var ve sonbaharda açan güzellikler var. Evet, şu güle bir sevgiyle başlayalım. Evet, gül şöyle kalbini en derinliklerinden sevgilerini siz değerli izleyicilerimize sunmakta. Evet, ateş çalısı. Önce şöyle gözler renklensin dedim. Çünkü bilgileri anlatırken sabit bir yerde kalacağız. Takoması Tansa'da şöyle bakın yeniden canlanmaya başladı. Harika bir görsel. Çok sevdim bunu. Bu sene bu kendini gösterdi. Her şeyde bir hayır vardır diyelim. Her şerde bir hayır vardır diyelim. Evet, tam ateş çalısına gidiyorduk ki biri seslendi. Bu pamuk. Evet, mezoyu niye göremiyoruz? Çünkü bu pamuk kabadayısı onu buradan kovdu. Yani bayağı bir mücadeleler yaptı. Ağlattı, bağırttı ama bu dumanın yavrularındandır. Arada gelir, devamlı burada tünemez. Ama bugün şimdi böyle sabah sabah oynamak istiyor. Biraz yaramazdır bu. Küçükken çok yaramazdı. Eski videolarda var. Duman'ın 5 yavrusundan biri. İpek falan. Kedi, kedileri anlattığım videomuz var. Oradan bakarsanız bunları tanıtımını yapmıştım size. Hatta o videoda 5 taneydi. Hemen akabinde İpek araba ezmişti İpek'i. Öldü. Ben hemen geçeyim, kızmayın. Bu ara ben dışarıdan geldim. Ve sabahın 8'i şu anda. Çantamı öyle bir bırakmıştım, üzerine duman tünedi. Hemen Feverbush Hamelia plant denilen bitkiye gidiyoruz arkadaşlar. Bu bitkinin ana vatanı Amerika'nın güneyinde, tropikal ve subtropikal bir iklim bitkisi bu. Ateş çalısı, yangın çalısı da deniliyor. Şimdi çiçeklerini de açmış. Onları da göstermek için bekledim. Şöyle tanıtımını yapayım diye. Aslında bu çiçek bende en az 3 senedir var. 3-4 senede olabilir. Bir bahçe marketten böyle farklı diye görüp almıştım. Yaygın olarak seralarda yok, hiç rastlamadım. Şimdi soranlar olacak, hangi marketti? Ben hep söylüyorum, farklı türleri alıyorum ama her zaman onlar orada bulunmuyor. Gezip de farklı türdür diye aldığınızda böyle rastlıyorsunuz işte bu güzelliklere. Gördüğünüz gibi yaprakları da çok hoş renkli. Zaman zaman değişebiliyor ama genelde böyle alev gibi renklerde olmakta. Evet, bu bitki aslında bölgesinde, yani ikliminde anlatıldığına göre, anladığıma göre 5 metreye kadar çıkabilen bir ağacımsı çalı tür. Arkadaşlar, ama benim birkaç yıldır burada saksıda çiçekler çok hızlı gelişmiyor. Tabii ki böyle bir durum da var. Onu da dikkate alırız ama bunun cüce formlusu yapılmış, üretilmiş denilmekte. Bunu daha önce araştırdığımda kızıl saç ismini bulmuştum. Feverbush bir de, yani Feverbush ateş fırçası mı oluyor? Ateş çalısı ama yangın çalısı olarak söylenmekte. Bu bitki Amerika'nın işte
güneyin Amerika Birleşik Devletleri'nin güneyindeki Florida'dan Arjantin'e kadar uzanan bölgelerde sıklıkla peyzajlarda kullanılmakta. Çünkü çok kullanışlı, nassız bir türmüş olduğu yerde. Adından da anlaşıldığı üzere denilmekte, çok sıcağı, güneşe çok dayanıklı, hatta isteği oymuş. Ben şimdi belki yarı gölgedir diye buraya koymuşum ama aslında ta tepeye koyabiliriz. Böyle. Şöyle alayım, daha bir iyi göstereyim diyorum. Ay, aldım hemen pamuk bırakmayacak beni. Evet, yalnız ben araç... Ah, ah, bak bak bak, elim ısırıyor. Ne yapıyorsun pamuk? Yok, kıyamıyor. Ben seni. Ton 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 ton. Ton ton, bir çekil. Arkadaşlar, bu bitkinin toprak seçiciliği yokmuş. Bahçe. Ah ah, ama fazla oldun ama. Bak bak, elimi yırttın sanki. Pamuk. Ben iyi etmedim buraya gelmekle ama dur bakayım. Bırakmıyor ki beni. Pamuk. Küçükken çok geliyordu. O küçük olduğu zamanki videolarda en çok pamuk gözükür. Küçük, çok sevimliydi ama. Böyle atlardı çiçeklerin önüne. Sanki beni çek der gibi çiçekleri kıskanır. Bak, yine aynı şeyi yapıyor. Annesi duruyordu. Annesi, evet. Kendisi kocaman olunca anne midir, yavru mudur? Özür dilerim arkadaşlar. Evet, şöyle bakın, şimdi bu durumda zaman zaman gösteriyorum. Daha açık tonlarda idi geçmiş haftalarda. Şöyle çiçekleri var. Çiçekleri şu şekilde, saç gibi, kızıl saç, o yüzden deniliyor olabilir. Yaprak dökmeyen bir bitki olarak söylenmekte. O konuda biraz ihtilaflıyım. Tabii tropikal ve subtropikal bölgelerde yaprak dökmüyor olabilir. Hani kış mevsimini yaşayan bölgelerde yaprak dökmeyen bitkiler yapraklarını dökebiliyor. Yani bunu da söyleyeyim. Şimdi bunu ben önce saksıdaydı. Yani belki 1-2 yıl saksıda durdu. Çiçeğini falan açtı böyle. Sonra ben onu şöyle gidelim hadi bari. Bulanık gösteriyor ama şu evin bu bölgesi var ya, şurada hani korunur diye de yere diktim. Yerde çok güzel oldu. Fakat diğer bitkiler daha sonra büyüyünce o arada kaldı. Tekrar çıkarmak zorunda kaldım. Şu güzelliğe bir bakın arkadaşlar. Yani bizim videomuz sadece bir çiçekle sınırlı kalmasın. Şu güzellikleri görün. Evet, Apple Blossom'a benzese de değil. Ne deniliyordu? Astrid Sardunya. Böyle demişti bilen arkadaşlar. Aklımda da öyle kaldı. Nasıl kodluyorum, nasıl adını aklımda kaldı. Artisten. Çok güzel bir sardunya türü. Çok seviyorum. Bunu da aynı o diğer Feyerbusch'u aldığım bahçe marketten almıştım. Orada farklı türler olabiliyordu. Ama şu anda sadece şeye, dış mekana dönmüşler. Zaten bunlar da dış mekan ama bunlar tek tük olabilen çiçeklerdi oralarda. Şöyle. Şimdi şunu söyleyeyim. Genelde bir çiçeğin en önemli bilgilerinden işte soğuğa, sıcağa dayanır mı diye. Ama bununla ilgili soğuğa ne derece dayanır bir bilgi öğrenemedim, göremedim arkadaşlar. Belki ilerleyen zamanlarda öğrenirsem size onu da bildiririm. Ama güneşe, aşırı sıcağa dayanıklılığı had safhadaymış. Adına yakışır diyorlar. Hamelya plant diyorlar. Hamelya da kısaca diyorlar arkadaşlar. Hani bilimsel Latince isimlerde işte Ruellia, işte Manolya, ona benzer kelimeler çok. Bu da onun gibi. Unutmayız bunu da, Hamelya. Ama Feyerbusch, kızıl saç zaten kaç yıldır aklımda olan isimlerinden. Ama yangın çalısı, ateş çalısı da çok yakışıyor buna. Şöyle birazcık daha çiçeklerine bakalım. Hem tohumdan hem dalından üretilebilir arkadaşlar. Çalı türler o konuda aynı yöntemle üretiliyorlar.
dipten sürgün veren türler dibinden ayırırsınız, o şekilde üretirsiniz. Onun için şimdi şunun üretimi böyle olur, bununki böyle. Ben çok öyle şeyleri, tekrarlara çok girmek istemiyorum arkadaşlar. Sevmiyorum aynı şeyleri tekrar etmeyi. Yani çalı türse çelik yöntemi nasıl olur, o şekilde üretilebilir. Ama bazı türlerde çok zor oluyor hakikaten. Ben mesela mavi kelebeği hiç üretemedim. O kadar denedim denedim. Özel köklendirici ile daha kolay olmakta onun üretimi. Üretenler o şekilde üretmekte arkadaşlar. Çok fazla şeyi yokmuş, hastalığı yokmuş bu bitkinin. Bu çiçekleri deniliyor. Kelebekleri ve o çalı kuşu mu dedi, ateş kuşlarını getiriyormuş, kendisine çekiyormuş. Zaten bahçemde hangi çiçekler getiriyor çok belli değil de birçok kelebek ve böyle hoş hayvanlar gelmekte. Hangisi getiriyor onu çok net olarak tabii ki ben çok şeyini yapmıyorum. Ama her dönem kelebekler uçuşmakta, böcekler. Şöyle bir bakalım. Evet arkadaşlar, yani ateş çalısını, yangın çalısını öyle anlattık. Biraz da şöyle etrafa bakalım. Neler var? Nasıl var? Bakın bu çiçek solanum olduğu gibi tuttu. Şuradan bu duyacak, budarım mı? Yoksa açar da güzel olur mu? Bilemiyorum ama leylak ağacını kapattı. Öyle bir durum var. Ona dönemedim. Şöyle bakın. Şimdi ben video izliyorum ya, video izlerken, yani arkadaşların çektiği videoları izlerken böyle etrafı çok merak ediyorum. Hani böyle genel olarak nerededir, nasıldır, işte çiçeğe bakarken arkası da ne var. Sizlerin de şimdi öyle izlediğini düşündüğüm için böyle etrafa da şöyle bir bakmış olalım. Ama yani hat safhada bulanık gösteriyor. Onun için... yani telefonu en iyisinden, yani en kalitelisinden aldık biz, aldığımda video yapıyorum diye arkadaşlar, sizlere kaliteli güzel videolar olsun diye. Ama aynı sorunu hep biliyorsunuz, zaman zaman videolarımda uyarıyorsunuz da bulanık oluyor diye. Bu uzun zamandır, 1-2 yıldır böyle, belki bilmiyorum miadını mı doldurdu. 4 yılı geçti, 5 yıl belki de oldu bu telefonu alanı. Bir daha böyle çok pahalı telefon almam zaten, bunu söyleyeyim. Çok hafızası yüksek diye bunu tercih ettik biz. Hani bir yerlere gidiyorum, video çekiyorum, birkaç tane çekme durumu oluyor. Alsın, şey yapsın diye, kapasitesi olsun diye. Ama Wi-Fi var, Wi-Fi'yi yanımda taşıyorum. Yani sonrasında aldım ben Wi-Fi'yi. Dolayısıyla o kadar da çok da büyük olması gerekmiyor hafızanın. Yani çektiğim videoyu yüklerim, sonra diğerini çekerim. Olabilir böyle bir şey diye. Bir daha telefon aldım. Şimdi durup dururken de almak istemiyorum. İşlevi var. Yani telefon görevini görüyor ama video çekerken böyle kalitesi düşük. Buna üzülüyorum yani. Bu elimden gelen bir şey değil. Bu arada şöyle renkli. Ortalık hep renkli zaten. Pamuk nereye gittin? Duman orada tünedi. Benim çantamı mı bekliyorsun sen? Duman, çantamı mı bekliyorsun? Evet arkadaşlar, böyle bir baktıktan sonra bu gülüm çok güzel kokuyor. Gösterdim zaten başta. Şöyle, ay bulanık gösteriyor. Evet arkadaşlar, böyle bir bilgi videosu olarak başladım. Biraz da renklerden görüntüler aldık. Gerbera'ya da salyangozlar çok dadanıyor, bunu gördüm. Böyle. Evet arkadaşlar, feyirbuş, hamelya, ateş çalısı, yangın çalısı gibi isimleri olan bu güzellik. Ben çok seviyorum bunu. Bakın sanki şey gibi, yani kalınca kökü, çünkü birkaç yıllık zaten. Şöyle şurada hasta mı olmuş, bir şeyler var beyaz beyaz, ama o da
çok sıkıntı olmaz herhalde. Evet, böyle de bir çalıyı tanımış oldunuz. Yalnız size ben bir isim söyleyeceğim. Onu merak ediyorum. Edinebilirsem edineceğim. Başka çiçek dün, bugün, yarın. Bir de ya da sabah, öğlen, akşam ismi denilen bir çiçek var. Hadi araştırın bakın. Üç renk aynı anda olduğu için üzerinde o ismi almakta. Onu araştırıyorum. İnşallah edineceğim arkadaşlar. Başka da var birkaç tane. Edinmek istedim. Özellikle Sare Hanım'da var. Kraliçe çiçeği diyor ama prenses çiçeği de denilmekte o çiçeğe. Onu da edineceğim. Bir yerde var. Satış sayfasında gördüm. İnşallah farklı çiçeklere sürekli onları tanıma arzusu bizde hep var. O yüzden bu sevda bitmez diyoruz. Gönlünüzdeki tüm çiçeklerin evinizde olmasını temenni ederek videomuzu sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.